Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Yurt dışında bulunan yabancılar Türkiye'ye gelmeden bizden ikamet izni başvurusu yapmamızı, randevu gününde de Türkiye'ye gelerek ikamet izni almak istediklerini söyleyerek işlemleri için bizden destek istiyorlar. Bu talep bize nedense çok fazla geliyor. Fakat biz bu konuda ne yazık ki kendilerine yardımcı olamıyoruz. Çünkü yurt dışındayken ikamet izni başvurusunda bulunamazsınız. Sistem buna şimdilik ne yazık ki izin vermiyor. Fakat bizim yapamadığımız bu işlemi sözde bazı danışmanlık şirketleri sistemi bir şekilde atlatarak önce randevu alıyor, daha sonra da yurt dışında bulunan yabancıları randevu gününde Türkiye'ye çağırıyorlarmış. Tabii sonu hüsran. Bu şekilde mağduriyetlerin artması üzerine Göç İdaresi e-ikamet sisteminde bir duyuru yayımladı. Yayınlanan duyuruda e-ikamet sistemi üzerinden yapılan ikamet izni başvurularının Türkiye içinden yapılması gerektiğini, yurt dışından yapılan ikamet izni başvurularının kabul edilmeyeceği deniliyor. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, mağduriyet yaşamamak için ikamet izni başvurunuzu Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yasal süresi içerisinde yapmalı ve ikamet izni başvurunuz sonuçlanana kadar da Türkiye'de bulunmalısınız. Türkiye'ye geldikten sonra ikamet izni işlemleriniz için bizden destek alabilirsiniz. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve tabii ki yasal çözüm önerileri sunar. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın.